Yarın gitti gelebilirsin. Da inanmadığın bebeğimsin. Ben bu bebeği doğuracağım Çınar. Bunu Defne'ye istersen sen söyle, istersen ben kendim söyleyeyim. Tercih senin. Böyle bir şey yapmayacaksın. Yerinde olsam elimi çabuk tutardım. Biliyorsun ben blöf yapmayı sevmem. Hepinizi tek tek elimden alıyorlar. En azından sen yanımda olsaydın. Kucağımda olsaydın. Efendim Arda. Sadun Bey merhaba. Defne Hanım şu anda çocuk parkında. Tek başına pek iyi gözükmüyor. Tamam. Yalnız bırakalım. Arda, bu işin peşini tamamen bırakıyoruz. Yeni bir durum olursa ben sana haber veririm. Pardon Sadun Bey. Çınar Bey'i takip etmeyi de bırakıyor muyuz? Evet, evet onu da. O zaman belki son defa... Size göndereceğim şu belgeye bakmak istersiniz. Ne belgesi? Çınar Bey'in mailini izlemeye devam edince karşıma çıktı. Kaçırılmayla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi yönlendiriyorum size maili. Tamam. Tamam gönder. Çınar, sana şimdi bir konum gönderiyorum. Hemen oraya gel. Çınar, itiraz etme. Hemen gel. Ne oldu Sadun? Gel dedin, geldim. Nedir bu emredici tavırlar? Oraya gel, buraya git. Bak ben çok sıkıldım. Ayrıca Defne hayatımızdan çıkıp gitmen konusunda yeterince açık olmadı mı? Vallahi inan benim de hoşuma gitmiyor da. Ben seni Defne'yi üzmemen konusunda uyardım değil mi? Hayatımızdan çıkman için ne yapmamız gerekiyor Sadun? Bu saçmalık ne Çınar? Allah aşkına bu testten Defne'nin haberinin olmadığını söyle bana. Var. Var. Ve sen bu testin doğru olduğuna inandın, gittin Defne'yi üzdün değil mi? Testin doğru olmadığını biliyorum. Sonucuyla oynanmış. Kimin yaptığını da biliyorum. Sadun? Evliliğimizi bitirmek isteyen sadece sen değilsin. Sedef'in işi mi? Çınar, Defne sana bir şans verdi ya. Bir şans. Artık bitir şu ilişkini. Bitiremem Sadun. Ne demek bitiremem? Bitiremem. Bilmediğin şeyler var. Sedef hamile. İşte öyle. En büyük sırrımı sana verecek kadar bittiğim Sadun.
Çınar. Niye girmedin içeri? Yeni geldim ya. Konuştun mu görevliyle? Konuştum. Laboratuvar kendi hatası olduğunu kabul etti. Son zamanlarda böyle birkaç kez daha hata olmuş. İsterseniz testi tekrarlayabiliriz dediler ama... ben istemedim. Özür dilerim, seni böyle bir şeyin içine soktuğum için... özür dilerim, affet beni. Yani yine oğlumuza götürecek herhangi bir bilgi yok, öyle mi? Şimdilik yok. Ama olacak. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Gel. Sen geç. Ben arabaları içeri alırım. Geç sen. Tamam. Benim oğlum büyümüş mü? Süt annesinin sütü yaramış mı ona? Oğlum, aşağıdaki derede verdin mi tatlı? Verdim, verdim anne. Bak, ne diyorum biliyor musun? Bu Harunların evini yapan müteahhit var ya. Ha. Git konuş onunla. Gelsin bizim evimize de baksın. Biz de verelim müteahhite, yeni bir ev yapalım. Bakarız bakarız anne de o işler öyle kolay olmuyor ama ya. Ne var oğlum, niye kolay olmasın? Ev yapılana kadar da gider başka bir yerde kalırız. Hı? Dubleks bir daire yapar, ne güzel. Hep beraber otururuz güzel güzel. Olur olur. Git konuş sen. Enişten gitti mi? Hayır. Ben düşündüm, taşındım. O paraları Reha'ya yar etmeyeceğim Meryem. Fidan abla yeter artık, bir şey yapma. Ne olur ölümü gör hadi. Kim o? Fidan abla anne. Niye ölünü görecekmiş? Ya geçen borç verdim. Gece gece aklıma geldi, yarın vereyim diyor. Ben de gerek yok dedim. Yani hayır dedim, yani istemiyorum şimdi manasında. Çok selamları var. Aferin Fidan'a. Kimsenin parası kalmaz onda. İyi yapmış. Tatlı da güzelmiş. Fazla zamanın yok biliyorsun. Ve Defne Hanım, çocuğumuzun ilk fotoğrafıyla nasılsınız efendim? Neler düşünüyorsunuz? Ha, bir de fotoğrafımızı görelim. Allah'ım, bana benziyor bu. Bana aşkım, orada iki tane karanlık var. Sana mı benziyor? Evet, ikiz mi acaba? İkiz, biri sen, biri oğlumuz. Maşallah, yakışıklılığa bak, bir daha göster. Bir daha şöyle göster. Hadi. Dur biraz daha bana benzediği. Şöyle. Aşkım. Yine ben. Ya Çınar ya. Gerçekten midem çok bulanıyor. Valla bak üstünü kusacağım artık. Bırak o kamerayı. Ha Çınar. Ne? Çınar gel gel, tekme diyor. Hadi bırak kamerayı, gel. Ciddi misin? Evet hadi gel. Dur. Evet arkadaşlar. Hamile bir kadının 8 kilo eriği toplamda 5 dakikada nasıl bitirdiğini göreceksiniz. Çınar sen bunu hamile olmadan da yapıyorsun. Benim oğlum erik mi istem? Al hepsi ye. Oğlum benim. Çınar elini çeker misin? Allah'ım çok heyecan. Erhan koş. Hadi abi patlatıyoruz. Gel. Fedef gerçekten böyle bir şey gerek var mıydı? Hazır mıyız hayat? Bir. İki. Üç. İşte bu. Her yerim tüy oldu. Oğlum alıyor.
oğlum oluyor. Acaba diyorum, bunları çocuğumuz bulunana kadar izlemesek mi? Bak kötü oluyoruz. İşkence yapıyoruz kendimize. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Yavrum bak işte görüyorsun. Odası, eşyaları, kayıtlar. Kendisi yok. Ama her yerde o var. Eşyalarını, odasını o bulunana kadar kilitlesek mi? Hayır. Her şey aynı yerinde kalacak. Ben bir kere bu hatayı yaptım. Her şey daha kötü oldu. O yüzden hiçbir şeyin yeri değişmeyecek. Meryem haklı. Ne konuda? Çınar acı aynı acı değil ki. Ben ilk oğlumu kaybettim. Ama bizim oğlumuz yaşıyor. Evet belki bizim yanımızda değil. Ama o hayatta. Buna eminim. Ama kadın. Meryem niye koptun gittin? En azından Ahmet biraz olsun acılarımı dindiriyordu. Sedef. Ne işin var burada? Mesajlarıma cevap verme lütfunda bulunsaydın anlardın ne işim olduğunu burada. Sedef. Bu konu ikimizin arasında. Konuşacağız, çözeceğiz. Tamam mı? Şimdi git. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok ya. Ben Defne'yi görmeye geldim. Sedef, aşk olsun kaç defa aradım seni. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Haklısın hayatım. Çok özür dilerim, endişelendirdim seni. Ben de onun için geldim zaten. Mümkünse biraz yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Tabii gel, içeride konuşalım. Aa Sedef, ben kendime çay alacağım. Sana da şarap getireyim mi? Yok. Yok, ben bir süre içemem. Ben de çay içerim. Neden? Sen hasta mısın? Hasta falan değilim kuzum. Gel otur gel. Bak bugün eve geldiğinde gördüğün o manzara. Hani şu benim görüştüğüm adam var ya. Gizemli adam. Evet. Oydu. Sedef neden kavga ettiniz? Niye ev o kadar dağıldı? Bir Sedef yoksa sana vurdu mu? Hayır. Hayır öyle bir şey olmadı. O zaman niye evi o kadar dağıttı? Defne ben hamileyim. Çocuğu doğurmamı istemiyor o yüzden kavga ettik. Sedef kim bu adam? Ya bana niye söylemiyorsun Sedef? Evli mi bu adam? Evli. Ben tanıyor muyum? Sedef cevap versene ben tanıyor muyum? Ya bak tamam. Bunların hepsi benim hatam. Benim bu ilişkiyi çok 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 zaman önce bitirmem gerekiyordu ama yapamadım. Defne ben bu adama çok aşık. Sedef. Bak ben seni anlıyorum. Ama kendi hatanızın bedelini bir bebeğe ödetmeyin. Hayır, hayır. Sen beni yanlış anladın, hayır. Ne pahasına olursa olsun ben bu bebeği doğuracağım.
Sabri abla! Meryem! Nu! Sabri abla! Yetişin! Nu, ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Nu! Kim bu bağıran? Meryem! Yanıyor, yanıyor! Kömürlük yanıyor! Yangın mı? Yanıyormuşuz. Yürü. Siz gidin, ben Ahmet'i alıp geliyorum. Oh, fidan delisi, yaktın paraları. Nu! Meryem! Riha. Yetişin! Riha. Dışarıda bir sesler var. Bir yakalım bari, uykuda rahat ver ya. Riha kalk diyorum ya, dışarıda kıyametler kopuyor. Meryem kaynanasıyla dalaşıyordu ya, bize ne yatsı var? Abla! Kalkın, yanıyoruz, yanıyoruz! Ya bak kalk dedim sana! Allah kahretsin! Sen yaktın değil mi? Ha? Orada ne kadar para vardı biliyor musun sen? Manyak karı. Gözün o kadar mı döndü? Mecburdum, ikimizi kurtarmak için yaptım. Yalan söyleme. Tehlikeli olan ben değilim. Ne ikimizi kurtarmasın? Sen öyle san. Sen hastanede yatarken ben o para yüzünden ne tehlikelerle boğuştum, haberin var mı senin? Neyle boğuştun be? Uydurma. Uydurmuyorum. Adamlar çip mip bir şey takmışlar. Parayı takip ediyorlar. En ufak bir harcamaya paranın üzerindeki seri numaralardan çökecekler üzerine. Sen aptal mı zannettin Sadun Bey'i? Adam da o kadar parayı sokağa atacak göz var mı sence? Yalan söylüyorsun. Hepsini şimdi uydurdun değil mi? Daha önce niye söylemedin? Nasıl söyleyecektim daha önce? Ne söyleyecektim? Dinleyecek miydin beni? He? Alacaktın bütün parayı, harcayacaktın. Yalan mı ya? Tamam, ben suçluyum. Ben suçluyum. Ben çocuk kaçırdım ama sen suçlusun Reha. Sen de benim kadar suçlusun. O yüzden bu işte biri yanacaksa ikimiz de yanacağız. Anladın mı beni? Ulan ben senin... Ya işte böyle. Verilmiş sadakamız varmış. Kömürlük yangınıyla atlattık. Nazar işte kem göz. Tekrar çok geçmiş olsun. Defne Hanım. Meryem gel kızım gel. Ben de akşam başımıza gelenleri anlatıyordum Defne Hanım'a. Hoş geldiniz. Meryem çok geçmiş olsun. Ya kaç defa seni aradım. Ben biraz kırıldım bu sefer. Hiç böyle yapmazdın sen. Yok Defne Hanım, işte bu olanlar, bir de ablamlar bana yerleşti de ondan böyle bir karmaşa oldu. Kusura bakmayın, özür dilerim. Yani sen de haklısın tabii ama ben Ahmet için çok endişelendim. Ahmet'in ailesi var burada kızım. Sen niye endişeleniyorsun? Ahmet benim oğlum gibi. Bak kızım, büyük acılar yaşadın. Allah yardımcın olsun. Tabii biz anlamayız. Hiçbirimiz evladımızı kaybetmedik çok şükür. Ama sana büyük nasihati. Tabii Allah'tan ümit kesilmez de... bu vakte kadar ses çıkmadıysa eğer... sen de önüne bak kızım. El alemin çocuğuyla eyleme kendini. Anneciğim, Ahmet Defne Hanım için... Kendi evladı gibi olmaz ki. Gençsin, kocan da genç. Yaparsınız bir çocuk daha. Acınıza tutunup karalar bağlamayın. Anne. Ne var canım? Yanlış bir şey mi söyledim? Ben onun iyiliği için konuşuyorum. Defne Hanım.
Defne Hanım. Kusura bakmayın, ne olur özür dilerim onun adına. İnanın söyledikleri aklımdan bile geçmedi, ne olur. Meryem, haklı. Benim hiç burada olmamam gerekiyordu hiç. Defne Hanım, olur mu öyle şey? Bu ne sürpriz böyle? Dün geceki dramatik sahnemizden sonra bu kadar erken dönüş beklemiyordum açıkçası. Sedef, hadi hazırlan, çıkıyoruz. Nereye? Konuşmamız lazım. Hadi, ben burada bekliyorum. Neden burada konuşmuyoruz? Sıkıldım, daraldım. Her yer üstüme üstüme geliyor. Dışarıda konuşalım, hadi. Bekliyorum. Hazırlanıp geliyorum. Ver onu bana. Kim bu Sadun? Kartının ne işi var Reyhan'ın cebinde? Verir misin onu bana, hadi? Cevap vermedin. Cevap verirsem o çok sevdiğin kocandan olacaksın. İstiyor musun böyle bir şey? Heh. Ben de böyle düşünmüştüm. Evet, buyurun. Alo, Sadun Bey, ben Meryem. Efendim Meryem Hanım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Defne iyi mi? Ha, ben de sizi onun için aradım. Gerçi önce Çınar Bey'i aradım ama o açmadı. Ben de kaynanam izin vermedi, arkasından gidemedim. Siz bir yoklasanız Defne Hanım'ı. İyi de ne oldu ki? Defne Hanım bizi ziyarete gelmişti de eve. Kaynanam da densiz konuştu, biraz üzdü onu. Kadın da perişan oldu. O halde çıktı gitti. Ben de bir şey yapamadım. O halde yalnız kalmasa bir arasanız, bir ulaşsanız olur mu? Tamam, tamam. Tamam, ben ilgileneceğim. Çınar, nereye gidiyoruz? Hala bir şey söylemedin. Bak, ileride benim beğendiğim bir restoran var. Orada konuşalım istersen. Geldik zaten. Yok. Yok. Yok, yapmazsın böyle bir şey. Bu kadarını yapamazsın. Sedef, buna mecburuz. Hayır, ben gerçekten meraktan soruyorum. Sadece meraktan soruyorum. Sana bunu kabul edeceğimi düşündüren şey neydi? Ya Sedef, görmüyor musun? Halimi görmüyor musun? Şu an doğru zaman değil Sedef. Bunu anla. Ben ne anlayayım ya? Ya bu bebek sadece senin bebeğin değil, farkında mısın? Evet. Evet Sedef, farkındayım. Sen farkında mısın? Sadece senin de değil. Ya görmüyor musun benim halimi? Ben ne sana ne bu bebeğe bir fayda gösteremem. Ya şu halime bir bak, benim hayatım mahvolmuş. İşim bitmiş, iflas etmek üzereyim. Çocuğum kayıp. Ya görmüyor musun beni? Sen gerçekten zavallıymışsın. Ama neyse ki ben değilim. O yüzden ben bu bebeği doğuracağım Çınar. Sedef, bak lütfen. Sakın sakın, sakın şimdi bana yalvarmaya falan kalkma. Ya aptallık bende ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Defne çok doğru adama aşık olmuş, biliyor musun? Senden bırak baba olmayı, bir halt olmaz. Sedef.
Sedef bir dur Sedef. Ya Sedef nereye? Ne yapacaksın? Defne'ye bu mutlu haberi ben vereyim istiyorum. Sedef! Allah'tan ümit kesilmez de bu vakte kadar ses çıkmadıysa eğer sen de önüne bak kızım. El alemin çocuğuyla eyleme kendini. El alemin çocuğuyla eyleme kendini. El alemin çocuğuyla eyleme kendini. Çınar Bey. Meryem beni aramışsın. Defne yanında mı? Hayır. Şey sizin yanınızda değil miydi? Allah Allah şimdi daha çok merak ettim ya. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Çınar Bey Defne Hanım bize gelmişti de. Kaynanan biraz üzdü onu. O da buradan çıkarken bayağı kötü haldeydi. Ben de merak ettim. Ulaşamayınca bir aradım sizin yanınızda diye. Anladım. Tamam. Tamam Meryem. Sonra konuşuruz. Annesi. Ha abla. Bak Ahmet'imize ne aldım. Ne bu? Merak etme kaynanan uyuyor ben kontrol ettim. Ay abla bu çok güzel bir şey bu. Ama çok pahalıdır. Zahmet etmeseydi. Meryem bizim çok paramız var ya. Hem de avro. Şuncacık şeyin lafı mı olur? Teyzesi daha ona neler alacak neler. Ne eurosu? İşte kömürlükteki para. Allah yanmadı mı o paralar? Kız o parayı yakacak göz var mı bende? Abla sen ne yaptın sen? Bizi yaktın. Ne yapmışım ki ben? Abla biz o parayı kafamıza göre harcayamayız. Niye ki? Çantanın içine çip koymuşlar. Ya paranın seri numaralarını da takip ediyorlarsa? Takip mi ediyorlarmış? Nasıl oluyor ki o? Filmlerdeki gibi mi yapıyorlar? Ah, ah. Ah abla! Of. Abla. Bak. Ne olur o parayı dokunma tamam mı? Hele böyle pahalı olabilecek böyle bir anda yüklü para verebileceğin şeyler alma sakın tamam mı abla olur mu? Yok tövbe bir daha yapmam. Ama ne olur bir aç bak. Ya, ne olur aç. Ortasında kocaman bir pırlanta var. Çok para verdim. Hay pırlantanı da sana da. Thank you.
pardon dur. Ya bir git. Bir gidin artık, beni bir yalnız bırakın ya. Bir beni yalnız bırakın. Ben kendi başıma acı bir yaşamak istiyorum. Bir uzak durun benden. Benden uzak dur. Öfne, denedim ama olmuyor işte. Ya uzak dur benden, uzak dur. Ya bir Sadun, bırak beni, bırak. 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 Sadun, ben iyileşemiyorum. Ben iyileşemiyorum, anlamıyor musun? İyileşemiyorum. Ya bu bir hastalık değil ki. Bu başka bir şey. Bana her nefesim acı veriyor. Ve aldığım her nefes acı veriyor. Canımı daha çok yakıyor beni. Sanki denize atlasam, aşağı atlasam, ölsem ben kurtulacakmış gibi hissediyorum. Gel hadi atalım, öldürelim kendimizi. Gel hadi. Gel öldürelim. Ne işe yarayacak Defne? Sen bundan daha büyüğünü atlatmadın. Ha, atlattın. Döndür hayata. Atlattım. Sadun, ben neredeyim? Yine bir uçurumun kenarında. Dön o uçurumun kenarından hadi. Hadi bak, seni bekleyen oğlum var orada. Bu dünyada onu yalnız mı bırakacaksın? Herkes kandırıyormuş gibi hissediyorum. Hatta kendim bile. Sence gerçekten yaşıyor mu? Oğlum, gerçekten yaşıyor sence? Gerçekten. 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 Teşekkür ederim. İnandığın için. Efendim Çınar. Alo Defne. Aşkım, sen neredesin? Acil konuşmamız lazım. Çınar, ne oldu? Sesim böyle telaşlı geliyor. Yavrum, ben şimdi eve geçiyorum. Sen de eve gel, orada konuşalım, tamam mı? Telefonda olmaz. Hadi. Tamam Çınar, sakin ol, şimdi eve geçiyorum. Defne, bak. Sedef seni ararsa sakın telefonunu açma, tamam mı? Bana söz ver. Sakın onun telefonunu açma, tamam? Hadi. Çınar, ne diyorsun? Niye Sedef arayınca açmıyorum telefonumu? Defne, lütfen dediğimi yap. Lütfen. Geldiğimde sana her şeyi anlatacağım, hadi. Tamam Çınar, tamam. Defne.
misin? Ne oluyor? Hayır. Hayır Defne. Hayır dinlemeyeceksin onu. Biz eve geçiyoruz. Sedef'le sonra konuşacağız değil mi Sedef? Hadi. Ya bir dur. Sedef ne oluyor? Bir şey olduğu yok hayatım. Beni dinle. Biz içeri geçiyoruz. Ben Sedef'le sonra bu konuyu konuşacağım. Tamam mı Sedef? Ya bir Çınar durur musun? Sedef ne oluyor? Çınar yeter artık yeter. Bırak her şeyi bilmeye hakkı var. Öğrensin. Sedef ben neyi öğreneceğim? Neyi bilmem gerekiyor? Anlatsana bana. Sedef bak şu an ne yeri ne zamanı. Bu konuyu seninle sonra konuşacağız. Hadi Defne. Çınar bir bırak. O zaman asla gelmeyecek ve ben artık bu işkenceyle yaşamaktan çok yoruldum. Bırak bilsin. Defne. Ben Çınar'a sana her şeyi anlatması için yeteri kadar zaman verdim. Ama yapmadım. Ya yeter. Anlatın artık. Delirtmeyin beni. Defne özür dilerim. Keşke sana her şeyi çok önceden anlatsaydım. Defne, Çınar'la biz...